Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebina Muhammedin ve ala ale nebina Muhammed. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en fazla dua cümleleri bulunan peygamber İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından birkaç cümleyi okuyacağım inşallah. İbrahim Aleyhisselam Ebu'l-Enbiya diye de isimlendirilir. Yani peygamberlerin atasıdır. Bu anlamda babadır yani. Ve kendisinden sonra gelecek olan bütün nesiller için dua etmiştir. Babadır. Kendisinden sonra gelenler için. Bir de İbrahim kelimesinin kelime anlamının ne olduğu, hangi dilden geldiği ile ilgili farklı görüşler var ama ben bugünkü konuşmam bağlamında Maverdi ve Ebu'l-Beka gibi bazı araştırmacıların tercihini, görüşünü tercih edeceğim inşallah. İbrahim kelimesini Ebun Rehimun kelimesinden Süryanice türetildiğini düşünmüşler. Anlamı da merhametli baba. Şimdi bu okuyacaklarımla çok böyle yakın uyum sağladığı için bunu tercih ediyorum. Merhametli baba İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları için yaptığı dualardan birkaç cümle okuyacağım bakın. Ve bu sonra buradan kendimize çok sözü uzatmadan birkaç ders çıkartmaya çalışalım. İbrahim Suresi ve Bakara Suresi'nden okuyacağım. Hatırla ki bir zaman İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Bitirelim sonra inşallah topluca bir değerlendirelim. Rabbim çünkü onlar yani putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Lütfen ifadeye dikkat edin. Kim bana uyarsa bendendir. Kim bana karşı gelirse onun da cezasını sen ver demiyor. Merhametli bir babanın duasını görüyoruz bakın. Kim bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerle rızıklandır, ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Bunlar İbrahim Suresi'nin 35, 36, 39 ve 40. ayetleriydi. İki ayette Bakara Suresi'nden okuyayım. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Bu da Bakara Suresi 128 ve 129. ayetleri. Şimdi şöyle hızlıca bir değerlendirelim. Elimizde dualar var, dua cümleleri var. Dualarımız neyi gösterir? Hepimiz dua ediyoruz değil mi? Yani hepimiz dua ediyoruz. Değişik zamanlarda, değişik vesilelerle, değişik cümlelerle, hatta değişik pozisyonlarda, bazen ellerimizi açarak, bazen ellerimizi açmayarak, bazen yakararak, yüksek sesle, sesli, bazen kısık sesli, bazen kendi içimizden dualar ediyoruz. Allah'a hamdolsun hepimizin dua ile arasında bir ilişki var. Peki dualarımız, yapış biçimi demiyorum ama dualarımız, dua ettiğimiz cümleler
ifade ettiğimiz şeyler, isteklerimiz, korkularımız neyi gösterir? Herkesin doğası aslında hassas olduğu noktaları gösterir. Hassas olduğunu, nelere hassas olduğunu, en çok neler için dua ettiğinizi hızlıca bir gözden geçirin. En çok neler için dua ettiğinizi. Konumuz bir babanın çocukları için yaptığı dua olduğuna göre böyle düşünün. Çocuklarınızın en çok nesi için dua ediyorsunuz? Aslında bu bir baba ve bir anne olarak bizim neye hassas olduğumuzu gösteriyor. Bu açıdan kendimizi gözden geçirmemizi sağlar dualarımız aslında. İkincisi, aslında birincisinin devamı gibi söyleyebilirim. Farkındalıklarımız var dualarımızda, farkındalıklarımız. Ne o? Yani ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeyler. Bizim fark ettiğimiz, ihtiyaç diye fark ettiğimiz şeyler. Veya tehlike diye fark ettiğimiz şeyler. Dualarımız iki gruptur ya. Ya istektir ya da kaçınmak için sığınmadır. Korku diye düşündüklerimiz, korkulması gerekir diye düşündüklerimiz, kaygılarımız, endişelerimiz var. Ve isteklerimiz, arzularımız, umutlarımız, hedeflerimiz var dualarımızda. Dua ederken aynı zamanda kendimize şunu da fark ettirmiş oluruz. Sorumluluklarımız var. Yani bir şey konusunda çok hassassak onda sorumluluklarımız da var demektir. Ve duanın en önemli özelliği imkanlarımızın kısıtlı olduğunu biliriz, gücümüzün az olduğunu biliriz ve her şeyi gücü yetenden isteriz. Şimdi Hazreti İbrahim neler için dua etmiş? Topluca bir söyleyeyim bakın. Şimdi öğrendiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi şu. Çocuklarına merhametli bir baba. Ben bunu iki taraf için de alacağım. Çocuklarına merhametli bir anne. Merhamet kelimesini özellikle yerleştiriyorum. Çocuklarına merhametli. Bakın bazen dua eden anneler, babalar aslında çocukları için değil, kendileri için dua ederler. Bu da caizdi. Bunda bir sıkıntı yok. Mesela Hazreti İbrahim'in bir duasını okumadım burada. Rabbimiz eşlerimiz ve çocuklarımızı bizim için göz aydınlıkları kıl ayetini söylemedim. Niye? Çünkü o ayette kendisi için dua ediyor. Çocuklarının kendisi için göz aydınlığı olmasını istiyor. Benim söylemeye çalıştığım, çocuklarınız için ne istiyorsunuz? Merhametli bir anne, merhametli bir baba her şeyden önce çocukları konusunda şu konularda istekli olmalı, şu konularda hassas olmalı ve bu konularda kendisinin gücünün az olduğunu, imkanlarının kısıtlı olduğunu fark etmeli. Burada üzerinde durmamız gereken şey herhalde bu gibi görünüyor ve bir anne babanın, ben bunu konuşmam boyunca birkaç defa tekrarlayacağım. Bir annenin, bir babanın çocukları için yapacağı, yapması gereken ve yapabileceği, bakın yapması gereken ve yapabileceği en önemli iş dua etmektir. Çünkü çocuklarımız konusunda birçok meselede bir şeye gücümüzün yetmediğini anlatmaya çalışıyorum. Neler istemiş Hazreti İbrahim? Demiş ki Allah'ım beni ve soyumdan gelenleri, çocuklarımı, efendim putlara tapmaktan koru demiş. Yani inancının sağlam olmasını istemiş, düzgün olmasını istemiş. Her tür şirkten, pislikten, hurafeden, yanlışlardan arındırılmış temiz bir inanç istiyor kendisi ve çocukları için. Başka, bana uyanlar bendendir diyor, bana isyan edenler, onları da sen bağışla diyor Allah'ım. Ve böylece yani çocuklarının onun izinden ama bir peygamber izinden, bir peygamber kimliğiyle konuşuyor. Yoksa her babanın, her annenin Allah'ım çocuklarım benim izimden gelsinler deme hakkı yoktur. Ona şu soruyu sorarız. Sen kimsin ki çocukların senin izinden gelsinler? Niye çocukların senin izinden gelsinler? Hangi bilginden dolayı? Hangi vasfından dolayı çocukların senin izinden gelsinler? Bazı anneler, babalar efendim hadlerini aşarak, kendilerinin konumlarını şaşırarak çocuklarının ille de onların izinden gelmesini isterler. Böyle bir hakkımız yok ki. Uyulması gereken önder değildir her baba ve her anne.
Burada peygamber kimliğiyle konuşan bir babadan bahsediyoruz. Allah'ım çocuklarım benim izimden gelmeli. Çünkü ben işte peygamberin sünnetine uyarak yaşıyorum diyebiliyorsa bir kişi, bunu gerçekten kendine güvenerek söyleyebiliyorsa tamam, onun izinden gelsin falan diyelim. Allah'ım çocuklarım benim izimden gelsinler. Çünkü ben davranışlarımı, ilişkilerimi, kararlarımı belirlerken hep sahih bilgi üzerinden hareket ediyorum. Efendim kendi isteklerim üzerinden, çevre baskısı, toplum yönlendirmesi, gelenek düzenlemesi üzerinden değil. Ancak ilmin ve aklın ışığında bir hayat yaşıyorum. O yüzden benim peşimden gelsinler falan diyebiliyorsan neyse hadi yani. Burada peygamber kimliğiyle konuşan bir insandan bahsediyoruz. Allah'ım benim izimden gelsinler diyor. Çünkü vahiy alan bir kişi. Başka, Allah'ım ben çocuklarımı senin kutsal evinin yanına yerleştirdim ki namaz kılsınlar istedim. Namazı ayakta tutsunlar istedim. Namaz eksenli bir hayatları olsun istedim. Bakın şöyle bir şey. Biz bunu istedik de bu gerçekleşecek mi onu bilmiyoruz. Ama ben bir baba olarak çocuklarımı hayatının merkezinde namaz olan çocuklar olması için bir şeyler yaptım. Namaz elbette bütün ibadetleri temsilen kullanılır ayetlerde ve hatta hadislerde. Ama bütün ibadetleri temsil etmesinin ötesinde namaz kendi başına dinin direği olan ibadettir ve bir kişinin Müslümanlığını gerçekten ayakta tutar. Namazla ilgili yapılan her türlü eleştiri aslında sadece namazın daha güzel olmasını temin etmek amacına yöneliktir. Namazın önemini, değerini, tek başına önemini kesinlikle göz ardı etmemize sebep olamaz eleştirilerin hiçbir tanesi. Namaz dedi. Sonra dedi ki Allah'ım insanların kalplerini onlara meylettir. Çok güzelden bir şeyin farkındayız. Yalnızlık kötüdür. Yalnız kalan kendi kafasından kurar bir şeyleri. Duyguları kurmacadır, düşünceleri kurmacadır. İç dünyasında tek başına kendi kendine yaşar ve şeytanın onu yenmesi için kolay bir avdır. Şeytan tek başına olanı çok kolay yener yani. Nefsi ona hep bir şeyler fısıldar. Tek başına yalnız yaşayan bir insan kitaplarla bile yaşıyor olsa, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kitaplarla dolu bir hayat bile yaşıyor olsa, efendim videoları izleyerek, videolarda efendim büyük alimler izleyerek, büyük düşünürleri, büyük sanatçıları falan takip ederek de olsa, yalnız yapıyorsa bu işi, yalnız adamın düşünce dünyası, duygu dünyası, psikolojisi, ruh sağlığı aslında tehdit altındadır. İnsan insanla beraber yaşar. İnsan insanla beraber tamamlanır. İnsan insanla beraber aslında kendini kontrol eder, kendini geliştirir, kendini korur. Burada elbette iyi insanlarla beraber olmak tercih edilir. Ama yalnızlık kötüdür. Allah'ım insanların gönüllerini onlara meylettir diyerek çocukları için hayırlı sosyal bir ilişki ağı da söyledi Hazreti İbrahim. Başka Allah'ım onları rızıklarla, ürünlerle rızıklandır dedi. Rızık konusu insanların en önemli kaygılarından bir tanesidir. Doğru. Rızık endişesi bütün hayatımızı alt üst edebiliyor ya. Gözümüzü karartıyor, düşüncelerimizi etkiliyor, bütün hedefimizi, yolumuzu, yöntemimizi belirliyor rızık endişesi. Rızık konusunu hiç önemsememek, rızık konusunda bir şey istememek, rızkın önemini fark etmemek demektir veya inkar etmek demektir ki bu kendi kendini kandırmaktır. Ve Allah'ım beni ve yani bizi beni ve oğlumu ve bizim soyumuzdan gelenlere sana teslim olanlardan kıl dedi. Allah'a teslim olmuş bir nesil, Allah'a teslim olmuş bir soy istedi. Ve son, yani namaz ikinci defa geçiyor ama ben namaz konusunda anlattığım için ikinci defa geçen kısmını atladım. Ve son dedi ki çocuklarım için bundan sonra gelecek nesiller için de Allah'ım hiç peygambersiz kalmasınlar. Onlara hep doğruyu öğretecek, onları arındıracak. Peygamber gönder onlara dedi. Ben kendi adıma böyle kişisel bir durumumu anlatayım.
Bu ayeti öğrendiğim ve bu ayet ışığında düşünüp böyle çocuklarım büyümeye başlayınca, daha çocuklarım artık 2-3 yaşlarına falan geldiğinde falan, kendime şöyle bir dua formatı oluşturdum bu ayetten yola çıkarak. Dedim ki Allah'ım, çocuklarıma hakkı öğretecek, hakikati öğretecek, hayrı öğretecek, dini öğretecek, elinden tutup yanlışlardan koruyacak insanlar çıkar karşılarına. Öyle salih insanlarla karşılaşsınlar. Ben bir öğretmen olarak lisede, çalıştığım lisede bir sınıfa girdiğim zaman ulaşabildiğim, etkileyebildiğim, ilişki kurabildiğim her çocuğun hayrı için uğraşıyorum. Allah'ım benim de çocuklarımın hayrı için uğraşan insan, uğraşacak insanlarla onları karşılaştır. Onlarla tanışmasına sebep ol, onlara sebepler yarat. Onları sevmesini, onlarla beraber olmasını sağla dedim. Buradan kendim için, yani kendime uyarladığım bir duaydı bu. Bence önemli bir şey, çünkü ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar bilgili olursanız olun, illaki yaşayanlarınız vardır içinizde bu anlattığım şeyleri. Ne kadar bilgili olursanız olun, üçüncü kez söylüyorum, ne kadar hassas, ne kadar gayretli, ne kadar efendim çocuklarınıza ilgili olursanız olun, çocuklarınız sizden bir şey almak konusunda çok istekli olmayabilirler. Bunu çok insan yaşar. Yani hoca olmakla baba olmak, hoca olmakla koca olmak, hoca olmakla anne olmak aynı şey değildir. İnsanlar o en yakınlarından bir şey öğrenmek konusunda çok gayretli olmayabilir çocuklar ya. Niye? Çocuk annesini ve babasını doğal ortamda da görüyor yani. Gözünde büyütmeyebilir. Dışarıdan birisi daha etkili olabilir. Bunun için de dua etmek gerekiyor. Yani mümkünse gidip tanıştırmak gerekiyor. O tarafa yönlendirmek gerekiyor. Ama ben şimdi özetle buradan bizim neler almamız gerektiği ilgili neler almamız gerektiğini düşündüm. Birkaç şey uyaracağım. Birincisi, bakın, sahih inanç dedi. Doğru yolda, doğru kişinin izinde olmak dedi. Namaz dedi. İbadet merkezli bir hayat dedi. Ondan sonra hayırlı insanlarla, iyi insanlarla ilişki kurmak dedi. Rızık dedi. Allah'a teslim olan bir nesil dedi. Ve insanlarla karşılaşmak dedi. Şimdi bütün bunlar bir babanın, bir annenin, çocuklarına merhametli bir annenin, babanın çocuklar için en çok telaşlanması gereken konular. Sadece rızık konusunu bir kenara çekin. Rızık konusunu bir kenara çekin. Koyun. Geri kalanların tamamı diniyle alakalı. Fark ettiniz mi? Merhametli bir baba olarak, aynı zamanda vahyin bilgisine sahip bir baba olarak Hazreti İbrahim çocukları konusunda en çok din için dua ediyor. Dindarlıkları, inançları, ibadetleri, ahlakları için dua ediyor. Evet, bu ikisi rızık. Bakın, rızık. Efendim, ilişkiye gireceğiniz insanlar ve din, inanç, ibadet, ahlak dahil buna, din. Bu konularda baba olarak, anne olarak çabalamamız gerekiyor. Doğru. Ama ben bugün burada bunu anlatmayacağım. Bunu öne çıkarmayacağım. Şunu öne çıkartmak istiyorum. Hazreti İbrahim dua ediyor bu konuda. Yani bize diyor ki, anladığım kadarıyla bakın, bu bir yorumdur yani. Anladığım kadar Hazreti İbrahim diyor ki, buna gücünüz yetmez. Bir anne, bir baba olarak çocuklarınıza din öğretebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim okumayı öğretebilirsiniz. Bu konuda beceriniz varsa çok kolay öğretir, hızlı öğretirsiniz. Ne olacak yani? Kur'an kursunda eğitim aldıysanız, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduysanız, İlahiyat Fakültesi okuduysanız, bu konuda da kişisel beceriniz falan varsa, efendim, çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim okumayı öğretebilirsiniz. Çok kolaydır yani. Çok da kısa sürede öğretilebilir. Yıllardır yaşadığım tecrübelerimden de yola çıkarak söylüyorum. Çok kolay öğretilebilir. Namaz kılmayı öğretebilirsiniz. Çok kolay öğretilebilir. Dualar ezberletebilirsiniz. Çocuklarını efendim kreşlere gönderen yok mu içinizde? 4 yaşındaki çocuğa, ben kendi torunumdan görüyorum. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklara uzun uzun ve çok güzel dualar ezberletebiliyorlar.
Dualar ezberletebilirsiniz, sureler ezberletebilirsiniz, efendim hadis ezberletebilirsiniz. Bilgiye bilgiye boğarsınız isterseniz. Çok rahat öğretirsiniz. Lakin dindar olmasını sağlayamazsınız. Dindar olması kalbe yönelik bir konudur. Kalbin bir şeyi kabul etmesidir. Ve kalpler ancak Allah'ın elindedir. Bize sanki Hazreti İbrahim diyor ki, anneler babalar olarak çocuklarınıza yapabileceklerinizi gözünüzde fazla büyütmeyin. Haşa, kötü bir kelime kullanacağım. Kendinize tanrısal bir konum biçmeyin. Falanca adam çok dindar çocuklar yetiştiriyor. Ya çok kötü bir cümle. Falanca anne çok sağlam imana sahip insanlar yetiştiriyor. Ne kadar kötü bir cümle. İnsanların iman etmesini temin edebilmek gücü bizde olsaydı, o zaman Nuh Aleyhisselam'a ne diyeceğiz? 950 sene bu işi başaramadı. Demek ki başarısız bir iş mi yaptı diyeceğiz. Resulullah Efendimiz Mekke'de 13 yıl boyunca uğraştı ve siyer kitaplarındaki bilgiye göre yaklaşık 10 bin kişilik bir nüfusun içlerinden birkaç yüz kişisi iman etti. Musab bin Umeyr'i Allah ondan razı olsun Medine'ye öğretmen olarak gönderdi ve Musab bin Umeyr bir yıl içerisinde Medine'nin birçok evine Müslümanların birçok evinde Müslümanların olmasına sebep oldu. Ne yani Musab bin Umeyr'in peygamberimizden daha başarılı olduğunu mu söyleyeceğiz? Kimsenin iman etmesini temin edemez. Sadece uğraşırız, çabalarız. Rabbimiz der ki hidayet Allah'ın elindedir. Allah dilediğine hidayet eder. Elbette ki Allah aynı zamanda dileyene hidayet eder. Yani o kişinin de bir adım atması lazım. Bize bir şey anlatıyor yani. Benim anladığım kadar Hazreti İbrahim. Rızık konusu istediğiniz kadar çabalayın bilinmez bir konudur. Siz çocuğunuzu ya bu işte bayağı iyi para var. Şu okuldan çıktığında kolay iş bulabiliyor falan diye bir işe bir okula yönlendirirsiniz. Çocuk o okuldan çıkıncaya kadar sistem değişir, alt üst olur. Çıkınca çocuk işsiz kalır. Geleceği bilemezsiniz. Rızık öyledir. Şu ticari, şu malı alıp şu malı satarsa bayağı iyi para kazanıyor insanlar. Hadi şu çocuğumu da bu işe sokayım dersiniz. Çocuk o işi öğreninceye kadar o iş iptal olur. Rızık bambaşka bir meseledir. Ve işte bakın Hazreti İbrahim bize bunu öğretiyor. Çocuklarınızın dini, imanı için çabalayın. Tamam. Elinizden geleni yapın. Niye? Çünkü kendi vazifemiz. Vazifemizi yapacağız, kendi cennetimizi kazanacağız. Çocuklarımın dindarlığı için, ahlakı için çabalayacağım. Bu çabalamam kendi cennetim için. Peki çocuklarım için yapabileceğim daha etkili, en etkili şey ne? Dua edeceğim. Bir babanın, bir annenin çocuklar için yapabileceği en iyi şey dua etmektir. Çünkü dua ederken diyoruz ki Allah'ım senin gücün yeter. Kalpler senin elindedir. Hamdolsun bana hidayet ettin. Elhamdülillah bana hidayet ettin. Ayetlerimiz var ya. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Bize buna hidayet eden Allah'a hamdolsun diye. Elhamdülillah bize hidayet ettin. Allah'ım çocuklarıma da hidayet et. Ya bir şey yapamıyorsunuz ki. Allah'ım çocuklarıma da hidayet et. Allah'ım çocuklarım da bu dini sevsinler, bu dindarlığı sevsinler, bu yolu sevsinler. Kalplerine bir şey ver. Önlerine birini çıkar, etkilenecek birilerini çıkar. Bir sebep olsun Allah'ım. Çocuklarım da bir takım sohbetlere gidenlerden olsunlar. Yaşamıyor musunuz ya? Çocuklarınızı sohbetlere götürmek için uğraşırsanız ve çocuk sevmez ya. Bir şey yapamıyorsunuz ki. Biz insanların insanlar üzerindeki gücünü gözümüzde çok büyütüyoruz. Son 200 yılda zaten insan merkezli bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Bütün dünyada insan merkezli bir dünya kuruyoruz. İnsanın gücünü abartıyoruz. İnsanların haşa ki tanrısal güçleri olduğuna zannetmeye başlıyoruz. Ben uğraşırsam çocuğumu ahlaklı yaparım. Ben uğraşırsam
çocuğumu imanlı yaparım. Ben uğraşırsam çocuğumu dindar yaparım. Uğraşmak bir sebeptir. Ama sebep-sonuç ilişkisi insan söz konusu olduğunda, duygular ve düşünceler söz konusu olduğunda sebep-sonuç ilişkisi mekanik bir ilişki değildir. Fizik dünyasındaki etkisinin aynısını göstermez. Mekanik bir evren anlayışında değiliz. Mekanik bir evren vardır ama bu duygu ve düşünce dünyamızda sebep-sonuç ilişkisi aynı neticeyi vermez. Siz bir sebebi işlersiniz. O sebep, o sonucu Allah'ın dilediği başka birçok farklı sebepten dolayı gerçekleştirmeyebilir. Gücümüz yetmiyor ya işte. Bir baba olarak çocukların üzerinde uğraşırsanız. Okuduğu herhangi bir okuldaki bir öğretmenden sizden daha fazla etkilenebilir. Bir arkadaşından sizden çok daha fazla etkilenebilir. Okuduğu bir kitaptaki bir roman karakterinden sizden daha fazla etkilenebilir. Toplumsal çevrede gördüklerinden sizden daha fazla etkilenebilir. İnsanın insan üzerindeki gücünü fazla abartmayalım. Kendimizi de fazla abartmayalım. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Hazreti İbrahim bize diyor ki çocuklarımızın inancı için dua edelim. Sürekli. Öğretelim doğru inancı ama o inancı benimsemesi için dua edelim. İbadeti öğretelim ama ibadet yapmasını sevmesi için, kabul etmesi, içselleştirmesi için dua edelim. Ahlakın ne olduğunu gösterelim hayatımızda. Gözüne sokalım. Bak oğlum böyleydi. Göstersin ya. Görsün. Anlatalım. Anlasın. Ama ahlakı benimsemesi için dua etmekten başka bir şey yok. Dua edelim. İyi insanlarla, iyi arkadaşlarla tanıştırmaya, iyi çevrelere sokmaya çalışalım ama olmayabilir yani. Biz ona o çevreyi kurmaya çalışalım. İyi bir mahalle bulmaya, iyi bir site bulmaya, iyi komşular bulmaya, iyi arkadaşlar, iyi kurslar, iyi kreşler, iyi okullar bulmaya çalışalım ama yani iyi ortamda iyi olmayabilir. Bunun için dua edelim. Rızkı için elimizden geleni yapmaya, bir geçim yoluna yönelmesini sağlamaya çalışalım. Ama çocuklarımızın, kendimiz için dua ettiğimiz gibi çocuklarımızın da rızkının helal olması için, kolay olması için, geniş olması için, temiz olması için dua edelim. Kendimiz öğretmeye çalışalım. Ama başkalarından da öğrenebilmesi için iyi insanlarla hakkı, hakikati, güzeli, dini, imanı öğretebilecek ve elinden tutup onu arındırabilecek insanlarla karşılaşması, hayatına böyle insanların girmesi için dua da edelim. Sözün özü, çocuklarımızın dini, inancı, ahlakı için endişelenelim, isteklenelim, elimizden geleni yapalım ama en çok yapacağımız, yapabileceğimiz, yapmamız gereken şey onlar için dua etmektir. Dilimiz çocuklarımızın ahiretini ve dünyasını kurtaracak dualardan hiç boş kalmasın. Ve Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.